Herkese merhaba. Ben Cansu Canan Özgen. Pendik Belediyesi'nde, Pendik'te Atatürk Kültür Merkezi'nde her ay olduğu gibi bu ayda harika bir tarih sohbeti gerçekleştireceğiz. Türk tarihinin büyüklerini konuşuyoruz biliyorsunuz. Birbirinden değerli konuklarımızla birlikte. Bu hafta yanımızda yine çok kıymetli bir isim var. Tarihçi, akademisyen, yazar Erhan Afyoncu Hoca bizlerle birlikte ve kendisiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Fethi'yi konuşacağız. Tarihte bu konular üzerinde doğru bilinen yanlışları, Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğini, Fethi'nin özelliklerini, öncesini, sonrasını ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabii eskiden salonlarda seyirciler olurdu. Şimdi artık evet, dijitalden izleniyor. Tabii bunun hem avantajı var hem dezavantajı var. Avantajı çok uzaklara ulaşabiliyorsunuz. Yurt dışından, Rusya'dan, Almanya'dan bile izleyebiliyorlar. Dezavantajı birebir temas edemiyorsunuz. Yani bir tarihçi olarak bir salgını da gördük. Yani tabii evet, o hep tarihte gördüğümüz salgınların maalesef bir tanesi de bizim ömrü hayatımızı isabet etti. Tabii biz unutmuştuk bu tür şeyleri. Değil yani mi? Mesela tabii birazdan Fatih'te de bahsederiz. İşte Fatih dönemindeki veba salgınları vesaire. Yani o 50 yıldır insanlık unuttuydu. Yani doğru dürüst büyük bir salgın yoktu Allah'a şükür. İnşallah bundan sonra da azalır diye umut ediyoruz. Umut ediyoruz hocam. Tabii burada ben şu hatırlatmayı da yapayım. Çok teşekkür ediyorum buradan vurgulayarak başladığınız için. Pendik Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden hem Facebook'tan aynı zamanda da YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Bu program kıymetli hocamın da dediği gibi bu salonu gönül isterdi ki göz teması kurabilelim, tabii, aynı atmosferi soluyabilelim izleyicilerle ama eminim yurt dışından da bu yayını izleyenler vardır şu anda. Bir de hediyemiz olacak. Erhan Afyoncu hocamızın Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet kitabı. Yeditepe yayınlarından çıkmış bu kitabı. Twitter'da Pendik Belediyesi'nde zaten duyurusu yapıldı Twitter hesabında. Fatih Sultan Mehmet hashtag ile yazan izleyiciler arasında 15 kişiye Pendik Belediyesi'nin hesabından duyurulacak. Hediye edilecek bu kıymetli kitap dedikten sonra ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ama tam Fatih meselesine girmeden Fatih zamanında da salgınlar var dediniz ya hocam. Ben bir tarihçi gözüyle, çünkü biliyoruz ki tarihin akışını ve yönünü bir şekilde değiştirmiş bu salgınlar. Tabii. Bu bir tarihçi gözüyle şu zaman içinde yaşadığımız bu tarihsel olayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani çok kıymetli bir isimsiniz. Sizi yakalamışken bu yorumu almadan olmazdı. Ya şimdi tabii mesele şu, salgın unuttuğumuz bir şey olduğu için ne reaksiyon göstereceğimizi bilemedik uzun süre. İki, bundan sonraki dönemlerde hep eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Ama bu dönülecek mi dönülmeyecek mi belli değil. Ki benim maalesef kötü bir şeyim var. İnşallah yanılırım. Öngörünüz bu yeni hocam, bir enfeksiyonlar çağının başlangıcı gibi geliyor. Yani bu salgını biz insanoğulları alt etse bile ardından değişik salgınlarla karşılaşacak gibi düşünüyorum. Ama inşallah yanılırım. Yani ona göre tedbir almamız lazım. Burada tabii en büyük problemlerden birisi ne? Biz çok kalabalık yaşıyoruz artık. Yani insanoğulları İstanbul'da, diğer şehirlerde, evet, kasabalarda nüfus çok iç içe olduğu için bu tür salgınların bulaşması ve yayılması çok kolay oluyor. Bir, bütün dünyanın, özellikle de biz kendi ülkemizde bu şehirleşme politikamızı gözden geçirmemiz lazım. Yani biz daha yatay mimariyle daha yaygın bir hayata geçmemiz lazım. Çünkü bu yarın farklı bir virüs gelecek, yarın farklı bir bakteri gelecek ve insanlık bununla mücadele ederken iç içe olmaması lazım. En önemli şeylerden birisi bu. İki, ona göre planlanması yapılması lazım. Yani ona göre sağlık sisteminizin, ona göre enfeksiyon enstitülerinizin, salgın enstitülerinizin olması lazım. Buna göre hazırlanmamız lazım. Yani burada Allah'tan şansımız şu, bu salgın çok öldürücü olmayan bir virüs. Yani vebada şöyle düşünün, 1347'deki vebada Avrupa'nın üçte biri yok oluyor. Yani üç kişiden bir kişi ölüyor. Yani burada ölüm oranları tabii çağın dinamikleri gibi çok de biraz değil, farklı gerçi hocam. Efendim? Çağın dinamikleri de biraz tabii farklı. Tabii şöyle işte kalabalığız. Şimdi mesele şu, düşünün o veba salgınında nüfus yaygın. Mesela Paris'te ölen insan sayısı Fransa'nın köylerinde ölenlerden daha fazla. Niye? Çünkü Paris bir şehir, insanlar daha kalabalık. Köylerde ölüm %10'a düşerken büyük şehirlerde %40, %50'ye çıkıyor Avrupa'da. Yani şimdi günümüzde
Tabii daha kalabalık. Daha kalabalık olduğu için daha çabuk bulaşıyor. Eskiden daha zor bulaşıyordu. Şimdi daha çabuk bulaşıyor. Tabii bu bir dönemi değiştiriyor. Yani mesela bakın şu yayın bile farklı bir şey. Tabii. İnsanlar internetten yayını keşfetti. Yok Zoom'u keşfetti, şunu keşfetti vesaireyi keşfetti. Tabii burada şunu söyleyelim. Tabii günümüzde en önemli tesir hala karantina. Karantina yani insanların salgın karşısında kendilerini izole etmeleri. Şimdi bu eskiden beri uygulanan bir şey. Yani insanlığın, peygamberimizin tavsiyesi var. Hı. Aynı şekilde bizim tarihimiz uygulamalar var. Mesela Fatih düşünün. Avrupa'da karantina bu işte büyük veba salgınından sonra çıkmıştır İtalya'da. Yani Hazreti İsa'nın 40 gün tabiatta geçirmesinden esinlenerek 40 günlük bir karantina süresi getiriyorlar. Fatih mesela İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa seferleri sırasında İstanbul'da veba olduğunu duyduğu zaman İstanbul'a gelmiyor. Orduyu alıyor, kendisini de yanlıca değil, Arnavutluğa götürüyor, başka yerlere götürüyor. Vebanın olduğu yerden uzak kalıyor. Yani o mikrobun olduğu yere girilmemesi gerektiğini biliyorlar. Hı hı. Ve o sayede mesela İstanbul'a gelmediği için ordusunu ve kendisini o hastalıktan uzak tutuyor. Yani bu şekilde karantina uygulamaları var. Tabii o dönemde aşı yok. En önemli şeylerden birisi. Daha sonraki dönemlerde bu aşı bulunmuştur vesaire. O şekilde gitmiştir ama mesela bu dediğimiz gibi Fatih'in o öngörüsü de son derece önemlidir. Yani 2-3 defa İstanbul'da veya Edirne'de veba salgını olduğunu öğrendiği an şehre gelmemiştir. Ordusuyla dolaşmıştır. Şehirdeki salgının sönmeye başladığı zaman dönüyor şehre. Yani vebanın azaldığı zaman geliyor. Ve böylece de tedbir ve tevekkül alıyor. Tabii biliyor yani şeyini biliyor. Yani orada çünkü İslami gelenekte de o var. Hastalığın olduğu yere girmemeniz lazım. Peygamberimizin bir tavsiyesi var. Fiiliyetteki uygulama da bu. Tabii o dönemde dediğimiz gibi daha da korkunç. Yani şu anda günümüzde sağlık sistemi gelişti vesaire gelişti. Ama bütün dünya bir dönüşüm geçiriyor. Evet, yani yalnız şuradaki tespitiniz çok dikkat çekiciydi. Onu vurgulamak istiyorum. Sanki yeni çağ virüsler çağı olacak, salgınlar çağı gibi. Belki hani her çağda savaş metotları ve yöntemleri değişiyor ya, yeni tabii çağın bu, savaş metotlarından biri olabilir yani mi bu? Yani bu şunu gösterdi, bu tabii kötü bir şey. Yani bu ufak bir virüs, milimetre milyonda biri kadar bir virüs bütün dünyayı alt üst etti. Yani bu gelecekte ne şekle gidecek ama ülkelerin buna karşı tedbir alması lazım. Yani kendilerinin o alanda uzman sayısının çoğalması lazım. Yani herhangi bir salgında yarın öbürsü gün farklı bir metotta terör eylemi olarak kullanıldığında ne tedbir almanız gerekiyor, ülke olarak nasıl savunmanız gerekiyor. Bunlara göre hazırlığınızı yapmanız lazım. Bu aslında onun bir ilk sinyali oldu. Çünkü dünyanın en güçlü ülkeleri bile, süper güçleri bile dağıldılar böyle perişan dönemde. Oldular. Evet. Yani bu dediğimiz gibi aslında yeni çağda dikkat etmemiz gereken şeylerden. Çünkü aslında bu uzun süreden beri bu salgınlar bekleniyordu. Epidemiyologlar yani salgın uzmanları salgını bekliyorlar. Mesela Hultin var şeyin İspanyol gribinin genetik dizilimini bulan. 2002'de sözü var diyor ki yeni bir salgın gelecek ama diyor halkı buna hazırlamamız lazım. Nasıl? Çünkü o biliyor. Yani o salgınların bir gün tekrar çıkacağını, uzun süreden beri doğudan bir salgını bekliyordu Amerikalılar epidemiyologlarda. Hatta Çin kaynaklı, Çin'deki ördeklerden yayılacak grip virüsleri diye bekliyorlardı. Şimdi tabii burada dediğimiz gibi insanlık tarihindeki en önemli şeylerden birisidir bu salgınlar. Fetihleri kolaylaştırmıştır, zorlaştırmıştır, şehirleri perişan etmiştir, toplumsal dönüşüm yaşanmıştır. Çünkü günümüzde de bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor bütün dünyada. Siyasi ve toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Şimdi günümüzden Fatih Sultan Mehmet'e gidelim. Zira tarihin akışını ve seyrini tabii değiştiren bir komutan, bir doğru Osmanlı padişahı ve lideri aslında. Babası 2. Murat'ın hani görece belki istikrarlı taht serüveninden kendi rızasıyla vazgeçmesiyle tahta tabii geçiyor. Ben şuradan almak istiyorum meseleyi. Siz de eğer izin verirseniz neden tahtı bıraktı? İkinci bırakmasından bahsediyorum. Ya şöyle tabii Fatih Sultan Mehmet 1430'da doğuyor. 14 yaşındayken tahta çıkıyor. Babası II. Murat birçok şeyden tarihte tek başına ilk defa Osmanlı hanedanında tahtı bırakan tek padişah. Başka evet yok. Yani böyle başka bir padişah yok. Yani tabii bunun çeşitli sebepleri var. Bir, yıpranıyor.
İkinci Murat aslında çok şanlı bir dönemdir ama İkinci Murat öyle. İkinci Murat'ı o kadar büyük zaferleri iten Osmanlı toplum ve devlet yapısıdır. Yani Halil İnalcık, rahmetli Halil İnalcık da bunun üzerinde özellikle durur. Yani öyle çok aşırı bir savaşçı kişiliği yok. Ama devlet yapısı onu oraya doğru itiyor. Tabii şimdi iç ve dış çekişmeler var. Bir, Fethet Devri'nin izleri ortadan kalkmış. Fethet Devri bir türlü, Fethet Devri'nin şeyi bitmemiş. İki, kapı kullarıyla Türk aristokratları arasında büyük bir çekişme var. Ardından büyük oğlu Alaaddin Ali ölüyor bir av kazasında. Bunlar yıpratıyor. Ve toplumsal huzurluk, huzursuzluk da olduğu için kendisi tahttan çekiliyor. Oğlunu geçiriyor. Fakat orada büyük bir kaos çıkıyor. Çünkü 14 yaşında bir çocuğun tahta geçmesi büyük bir kaosa sebebiyet veriyor. Ve ondan sonra daha sonra gelerek tekrar tahtı devralıp bir 5 yıl daha ömrünün sonunda hükümdarlık yapmıştır. Ama dediğimiz gibi o muhtemelen büyük bir bunalımın içine girdi. Devlet hayatında, Avrupa'da Haçlı Seferleri durmuyor, devam ediyor, beylikler ayaklanıyor. Bir yıpranma var. Yani o biraz da kenara çekilip kenardan seyretmek istemiş de olabilir ne oluyor ne bitiyor diye olan bitenleri ve sonunda devletin başına geçerek ömrünün son 5 yılında bu işi şey yapmıştır, hükümdarlığı devam ettirmiştir ama tabii tahttan indirilmek Fatih Sultan Mehmet açısından geleceğe belirleyen önemli bir yol haritasıdır. Çünkü ilk hükümdarlığı başarısızdır. Yani 14 yaşında aslında bir çocuk, yani düşünsenize 14 yaşımızda çevremizde kendi çocuklarımız, insanlara bakalım. Ama halk öyle görmüyor. Tahttan indirilmek zorunda kalıyor. Ve Fatih o 5 yıllık şehzadelik döneminde tahttan indirildikten sonra bir padişah gibi davranmıştır Manisa'da. Yani iki padişah gibi olmuştur. Tabii tek çocuğu da olduğu için 2. Murat'ın ömrünün sonlarında son çocuğu olana kadar bir şey de yapamamıştır. Çünkü normalde kendisi Batı Anadolu'da akınlar yapıyor, kendisini padişah gibi gösteriyor. Çünkü o bir kabul edememe var. Yani o ilk tahttan indirilmeyi Çandarlı'nın yaptığı bir operasyon sonucunda kabul etmemiştir Fatih Sultan Mehmet. Ve ikinci hükümdarlığına tahta çıkana kadar da bir padişah gibi davranmıştır. Peki burada bir ara parantez açayım. Kronolojik olarak devam edeceğim kaldığımız yerden. Çandarlı'ya geldiniz ya, Fatih aslında çok tesir etmişti. Doğru. Kabul edemedi dediniz. Aslında başarısız bir padişahtı dediniz. Tabii aslında bu siyaseten ve liderliğini nasıl etkiledi, karakterine nasıl yansıdı diye de sormak istiyorum. Çandarlı'nın kafasının gitmesinin bununla doğrudan bağlantısı var mıdır tabii muhakkak? Şunu yapması lazım. İkinci kez tahta çıktığı zaman Şubat 1451'de başarısız birisi olarak görülüyor. Yani evet. Çünkü ilk hükümdarlığı başarısız geçmiş. Bir, kendisini kabul ettirmek için büyük bir iş yapması lazım. Bu İstanbul'un fethi. Bu aslında Fatih'in algı mücadelesi de var. Kafasında var devamlı. Çünkü babası Varna'da büyük bir savaş kazanmış. Babasının kazandığı savaş Fatih'in hükümdarlığını gölgelemiş. Yani babasını geçmesi lazım. Kafasında bu var hep. 1444'ten itibaren İstanbul'un fethi gündeminde. İki, tabii kendi hükümdarlığına Çandarlı Halil Paşa'nın engel olduğunu inanıyor. Çandarlı Halil Paşa çok kuvvetli bir vezir azam. Çevresi çok kuvvetli. Ekibi var, adamları var, devletin ellerinde hakim. Ve kendisinin onun gölgesinde kalmaması gerektiğini inanıyor. Ve İstanbul'un fethinden sonra fethi başarılı olunca, çünkü İstanbul'un fethi sırasında da devamlı Çandarlı ile çekişme var. Çandarlı orada iki şey için uğraşıyor. Bir, İstanbul'un fethinin başarısız olması durumunda devletin zor duruma gireceğini biliyor. İki, başarılı olduğu takdirde de kellesinin gideceğini biliyor. Yani bunu biliyor. Bunun mücadelesi var. İstanbul'un fethinde devlet ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım fethi istiyor. Fatih Sultan Mehmet, işte Akşemseddin, Şahabettin Paşa, Zanus Paşa gibi bir grup da Çandarlı'nın etrafında fethin, kuşatmanın kaldırılmasını istiyor. Böyle bir çekişme ortamında kuşatma sürüyor. Mesela bir başarısızlık oluyor. Diyelim Nisan'daki o 3 geminin gelip İstanbul'a girmesi üzerine. Bu sefer diyorlar ki Çandarlı'nın ekibi, biz size demedik mi? Bakın Avrupa'dan böyle bir yardım geldiğinde biz ne yapacağız? Yani böyle bir çekişme ortamında oluyor ve fethiden sonra hemen Çandarlı tahttan indi, vezir azamlıktan alınmıştır ve ardından da öldürülmüştür. Tabii o Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığını gölgeleyen bir unsurun da ortadan kalkmasıdır. Aslında şöyle bir şeydir de, çok kuvvetli bir vezir-i azamın bile bir anda
devre dışı kaldığını görüyorsunuz. Yani hı hı. devlette çok yüksek makamlara yükselen kişilerin de bir anda devre dışı kalmasının en iyi örneklerinden birisi Çandallı'dır. Yani bir de bunlar aile. Asırlardan beri devlet hükmeden büyük bir aile. Yani bir anda devlet bir kenara itebiliyor. Hı hı. Şimdi bunları detaylandıracağım devlet politikalarını konuşurken ama birkaç tane detay sormak hı hı. istiyorum yine. Buraya kadar geldiğimiz noktalardan bir tanesi. Büyük bir bunalımda olabilirdi 2. Murat dedik. Hı hı. Bir tane rivayet var. Varna Savaşı'na siz de işaret ettiniz. Varna'nın kazanılmasına. Hı hı. Askerlerin orada savaş alanını terk etmek istemesi ve onun üzerine hani eğer bu savaştan galip gelirsek hı hı. hani bir nevi adak gibi. Teşbihte hata olmasın. Ben inzivaya çekileceğim artık demesi. Bunun tarihsel bir doğruluğu var mıdır hocam? Yok öyle. Zaten şöyle Varna Savaşı sırasında zaten 2. Murat şeyden ayrılmış durumda, tahttan ayrılmış hı-hı. durumda. Devlet bunalıma girince Çandallı'nın ekibinden birileri gidiyor ve 2. Murat'ı çağırıyorlar. Tabii orada şöyle bir problem var. Çandallı 2. Murat geliyor. Ordugah Edirne'de Fatih diyor ki ordunun başında ben gideceğim. Sen Edirne'yi bekle. Tabii genç bir daha 14 yaşındaki birisinin orduyu yönetemeyeceğine inandıkları için ikna ediliyor. 2. Murat ordunun başında padişah olarak gitmiyor, komutan olarak gidiyor. Hmm. Zaferi kazanıyor. Savaştan sonraki bütün zafernameler Fatih Sultan Mehmet'in adına yazılmıştır. Fatih'in büyük bir zaferi olarak algılanır. Hmm. Tabii orada 2. Murat ordunun çok büyük bir zorluk geçiriyor. Yani çünkü eğer orada Varna büyük bir imha savaşları aynı zamanda büyük bir mağlubiyet olduğu zaman bir anda Rumel'den atılmanız söz konusu. Karşınızda Hünyar'ın Yanoş diye büyük bir komutan var, Macar evet. komutanı var. Tabii büyük bir kaos var, psikolojik bozukluk var çünkü ondan önceki yapılan çatışmalarda kaybedilmiş, İzzat Derbendi'ne kadar çekilme sürmüş. İşte orada Varna'da büyük bir savaşa kazanılıyor. Orada şey vardır mesela 1. Murad'ın vardır aslında, ikinci değil de 1. Murad'ın Kosova'da büyük bir duası vardır. Yani benim canım al Allah'ım bu müminleri esirge diye. Öyle şeyleri vardır padişahların. Tabii 2. Varna Savaşı büyük bir imha muharebesidir. Düşman ordusunun çoğu yok edilmiştir. Ve Varna Savaşı İstanbul'un fethinin anahtarıdır. Yani İstanbul'u biz fethetmemizdeki ilk kilometre taşlarından birisi Varna'dır. Çünkü Varna'da biz İstanbul'un kuşatması sırasında yardıma gelecek Haçlı ordularına büyük bir darbe indirdik. Hı hı. Yani Batı'nın eğer Varna olmadan İstanbul'u kuşatsaydınız büyük bir yardım ordusu gelirdi Macarlarla birlikte. Yani Varna aslında İstanbul'un Katolik mi Müslüman mı olacağına dair bir savaştı. O savaşı Müslümanlar ve Türkler kazandılar ve Katolik hakimiyetine İstanbul girmedi. Peki bir soru daha buraya kadar konuştuğumuz meseleyle ilgili Alaaddin Çelebi'nin vefatıyla ilgili. Bizans kaynakları zehirlendi diyor ama bazı Osmanlı kaynaklarında zannediyorum ki attan düştüğüne dair bahsedilir. Osmanlı kaynaklarında da zehirlendi var mı ya yoksa karıştırıyor muyum? Alaaddin Ali Çelebi tabii Fatih'in abisi. Aha. Aslında taht şöyle düşünelim. Tahtın Fatih var. 4. çocuk. Yani 2. Murad'ın 4. oğlu. Daha önce diğer abiler ölmüş. En son Alaaddin Ali kalmış. Yani normalde tahta o geçmeyecek. Yani fakat Amasya'da Sancak Bey iken bir at kazasında, av kazasında vefat ettiği söyleniyor. Çeşitli rivayetler de var. Hatta bunu komplo teorilerine götürülüyor. Devşirmeleri yok etti filan deniliyor. Hatta bir savaşta Dayı Karaca Bey'e işte Fatih'i de Alaaddin Ali gibi mi yapacağım filan diye onun bir suçu olduğu söyleniyor ama net bir şey yok. Şu anda bizim bilgilerimiz bir av kazasında vefat ettiği şeklinde Alaaddin Ali Çelebi'nin. Tabii onun ölümüyle birlikte Fatih'in taht yolu açılmıştır. Çünkü büyük ağabeyi hayatta olsaydı ne olurdu? Hani eğerle meğerle tarih olmaz da. Ondan önce büyük çocuklar geçiyor. Çünkü büyük çocuklar devlet ricali tarafından daha kabul edilmiş oluyor. Yani normalde tabii ömrün ne kadar olur ondan sonra avda vefat etmese onu bilemeyiz. Ama dediğimiz gibi 4. çocuk Fatih. Tabii o dönemlerde bakın ilginç bir şey günümüzde de bağlantılı. Çok çocuk ölümü var. Niye çok çocuk ölümü var? Padişahın oğlu bile olsanız bir salgından kurtulmanız mümkün olmuyor. Bir çiçek salgını geliyor, başka bir salgın geliyor. Bir kızamık salgını geliyor ve çocukların çoğu vefat ediyor. Mesela
Kanuni'nin 12 tane çocuğu var. Öldüğü zaman 2 tane çocuğu kalmış hayatta. Bir kızı, bir oğlu. Yani daha iyi bakılmalarına, daha rafine bir hayat yaşamalarına rağmen en üst piramidin en üstünde olmalarına rağmen çocukları da şey değil. Mesela şimdi bizim eski isimlerimiz, atalarımızın koydukları isimlere bakalım. Durmuş, Dursun, Yaşar, Durdu. Niye? O ismi koyarak çocuğun ölümünü engellemeyi düşünüyorlar. Böyle bir folklorik kültürü var. Öyle yani şey çünkü çocuk doğuyor. 2-3 yaşındayken büyük bir çiçek salgını geliyor ve çocukların çoğu vefat ediyor. Hı-hı. Ve böylece ne oluyor? Bir ailenin 10 çocuğu varsa 2 tanesi yaşıyor, 3 tanesi yaşıyor. Yani çok güçlüler hayatta kalıyor. İşte aşının olmadığı dönemlerde mesela böyle büyük bir şey var. Yani mesela bu son yıllarda özellikle son 30-40 yılda Türkiye'deki aşılama faaliyetleriyle çocuk ölümleri çok düşürüldü. Hı-hı. Yani onu Sağlık Bakanlığı'nın oturttuğu bir sistem var. 1950'lerde bile aslında çocuk ölümleri çok yoğundu Türkiye'de. Yani işte Fatih'in de mesela birçok abi, kardeşi salgın hastalıklar sonucunda vefat etmiştir. Pekala, şimdi Fatih hani abisi öldüğü için tahta gitti ya. Hı hı. Acaba bu kardeş katliliyle ilgili fermannamesinde bu kendi yaşadığının bir katkısı var mıdır hocam? Yok, şimdi şöyle kardeş katliliğe çok ileride gelirsek, soracaktım bunu ama kardeş bahsi katli, geldi. Fatih tahta çıktığı zaman bir tane küçük kardeşi var, Ahmet. O öldürülmüştür. Tabii burada Fatih şunu görüyor. Fetret devri diye arkasında bir özellik var. Dedesi Çelebi Mehmet zamanında Yıldırım Beyazıt'ın ölümünden sonra Osmanlı tahtı kardeşler arasında paylaşılmış Osmanlı mülkü senelerce önce Fetret Devri dediğimiz dönemde 11 sene iç savaş çıkmış. Ardından da Fetret Devri o dönemde bitmemiş. Mesela babası 2. Murat tahta çıktığı zaman imparatorluk ikiye bölünüyor. Çelebi Mustafa Rumeli'yi ele geçiriyor. Babasının elinde 2. Murat'ın elinde Anadolu kalıyor. Yani imparatorluk şunu görüyor. Bir, veraset sisteminde bir metot olmadığı için yani hanedan kutsal kabul ediliyor. Hanedandan herhangi bir şey, bir kişi tahta çıkma hakkı var. Bu da ne demek? İç savaş demek. Hangi çocuğun çıkacağı belli değil. Bu yüzden iç savaş sonucunda kardeşlerden diğerini öldüren tahta çıkıyor. Ama bu arada ne oluyor? On binlerce insan ölüyor. Ve devlet sallantısı da oluyor. Ondan önceki devletlerin ortadan kalkma sebeplerinden birisi tabi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet olan bir şeyi meşrulaştırıyor. Yani kanunlaştırıyor. Bakın orada da ilginçtir. Fatih'in kanunnamesinde kardeş katliliğinde ekser ulema buna onay vermiştir. Tamamı vermiyor. Evet. Çünkü normalde masum bir kişiyi öldüremezsiniz. İslam hukukuna göre. Bunu öldürmeniz mümkün değil. Yani günahsız birisi. Ama reel politike göre de o kardeşin yaşadığı takdirde bir iç savaş çıkacağından korkuluyor. Fatih bunu reel politiğe göre yapıyor ve kanunnamesine koyarak tahta çıkacak padişahların kardeşlerine karşı bir hukuki zemin yaratıyor. Hı hı. Ama dediğimiz gibi İslami hukuk açısından bu doğru bir şey değildir. Üçüncü Ahmet mi kaldırmıştı hocam? Yok, birinci Ahmet zamanında. Tabii bu şöyle düşünün. Mesela mukayese yapılırsa hani artıları eksileri tabii şöyle, tam tersini de görüyoruz. Birinci Ahmet 1603'te tahta çıkana kadar aslında şöyle diyelim. Üçüncü Osmanlı padişahı birinci Murat'tan itibaren kardeşleriyle çatışmalar ve kardeşlerin öldürülmesi var. Tabii bunların çoğu fiili isyanlar karşısında oluyor. Mesela Halil İbrahim 1. Murat'a karşı isyan ediyor. Evet. Daha sonraki dönemlerde bu kardeş katli devam ediyor. Ondan sonra isyan etmeden saraydaki ufak şehzadeler boğduruluyor. En son 3. Mehmet zamanında 19 şehzadenin boğdurulması üzerine halkta büyük bir teessür oluşuyor. 1603'te 1. Ahmet tahta çıktığı zaman kardeşi Mustafa'yı öldürtmüyor. Bunun iki sebebi var. Bir, önceki kardeş katlinin halktaki yarattığı ve devlet adamlarında yarattığı ağır hava. İki, ilk defa tahta çıkan bir padişahın çocuğu yok. Ondan önce tahta çıkan bütün Osmanlı padişahlarının çocuğu var. Hı hı. Birinci Ahmet'in çocuğu yok çünkü birinci Ahmet 14 yaşında. Çocuğunun olup olmayacağı belli değil. Çocuğu olduğu zaman da kardeşini yine öldürtmüyor devlet adamları ve böylece kafes sistemi dediğimiz çimşirlik sistemi ortaya çıkıyor. Şehzadeler sarayda bir yere hapsediliyorlar. Böylece kardeş katlinin o yarattığı ortam ortadan kalkıyor. Fakat ne büyük dezavantaj oluyor? Bir, çözümeler şehzadeler yetişemiyorlar. Eskiden bir sancağa gidiyordu. Devleti yönetmeyi üretiyordu. Hür bir ortamda yaşıyordu ve ekibi oluyordu.
devletin başına geçtiği zaman o ekibiyle birlikte geliyordu. Manisa'dan 3. Murat geliyor. Manisa'da kendi adamlarıyla geliyor ve devleti daha rahat yönetiyor. Ve ama sarayda hapsedildiğinde ne oluyor? İyi bir eğitim alamıyor. Dünyayı tanımıyor. Şöyle düşünelim. 1687'de tahta çıkan 2. Süleyman 40 yaşında adam tahta çıktığı zaman 30 küsur senedir hapis. Hiçbir şeyden haberi yok. Doğru dürüst bir eğitim almamış. Dünyada ne oluyor ne bitiyor bilmiyor. Hangi devlet var, hangi ata binme. Bazı padişahlar ata binmeyi bilmiyorlar. Çünkü ata bindirilmemiş ne olur ne olmaz diye. Mesela tahta çıktıklarında bunlar bir süre, mesela 1. Abdülhamit ata binme eğitimi veriliyor. Çünkü kılıç alayına neyle katılacak? Adam attan düşse rezil olacak padişah. Bunun üzerine belli bir eğitimden sonra kılıç alayları yapılıyor. Yani buradaki dediğimiz gibi vicdani yön halledilmiştir. Ama devleti yönetecek padişahlar da iyi eğitilememiştir. Kafes usulünde bu dezavantajı budur. Peki tam da bu noktada Fatih'in hocasına gelecektim ama eğitimini de sorayım. Çünkü eğitimi de dilleri destan aslında. Konuştuğu diller, şairlik özelliği de var. Nasıl bir eğitim alıyor Osmanlı padişahları, içerisinde de Fatih tabii ki? Ya şöyle, tabii şimdi bunlar devleti yönetecek en üst düzey insanlar. İyi eğitilmeleri lazım. Yani nasıl iyi eğitilmeleri lazım? Her yönden iyi eğitim. Hem pratik hayatı öğretmeleri lazım, hem teorik hayatı öğretilmesi lazım. Burada Osmanlı padişahları önce sarayda şehzadeler, hocalar tutularak eğitiliyorlar. Yani bunlar dil öğretiliyor, şiir öğretiliyor, dini bilimler öğretiliyor. Bunun yanı sıra mesela Fatih'in bir şeyi var ama değişik yönü, İtalyan ve Rum hocaları da var. Bunlardan farklı dilleri ve o kültürleri öğreniyor. Mesela Manisa'dayken Roma'yı öğreniyor, İtalya'yı öğreniyor, eski tarihleri öğreniyor. Onlara kitapları duruyor. İki, belli bir yaştan sonra bunların en önemli eğitimi bir vilayetin yönetimine gönderiliyor. O vilayetin yönetimine gittiği zaman o vilayetin yönetimi İstanbul'daki yönetimi bir şeyi, küçük hali. Ya yani İstanbul'da gibi defterdarı var padişahın. Orada şehzadenin defterdarı var. Yani büyük bir imparatorluğun küçük bir prototipinde yönetmeyi öğreniyor. Yargılama nasıl yapılır öğreniyor. İşte o belli komşularla ilişkiler nasıl oluyor vesaire. Orada aldığı tecrübeyle devletin başına geçiyor. Ve en önemlisi tamamlamış oluyor. Kendi yanında bir ekip yetişiyor. Çünkü onun güveneceği, arkasını dayayacağı, ona ihanet etmeyeceği adamları oluyor. Çünkü onların da geleceği şehzadeye bağlı. Şehzade ne kadar yükselirse onlar da o kadar yükseliyor. Kendi yanındaki lalasını alıyor, sadrazam yapıyor vesaire yapıyor. Yani o tabii büyük bir ufuk kazandırıyor. Yani dediğimiz gibi orada şehzadelerin o eğitim hayatı 1603'ten sonra mesela maalesef şey olmuştur. 19. yüzyıla kadar, 3. Selim'e kadar daha doğru sarayda hapis hayatı varken 3. Selim'den itibaren biraz daha rahat hayatı yaşamaya başlamışlardır. Daha iyi eğitim almışlardır vesaire. En son mesela Osmanlı'nın son döneminde şehzadeler Galatasaray'da Mektebi Sultani'de eğitim görüyorlar. Yani liseye gidiyorlar, geliyorlar, eğitimlerini görüyorlar. Dünyayı tanıyorlar. Tabii Fatih dediğimiz gibi bu hocalardanla birlikte iyi bir eğitim alması önemli değil. Bir kişide de bir şey olması lazım yani, merak. Şimdi Fatih bu şöyle, eğitimlerde tabii, ayrı kılan neydi? Yani o eğitim aslında hepsine veriyorlar ama Fatih'in kendi içinden gelen heves ve merakı var. Yani günümüzde de şunu söyleyelim. Bir işte başarılı olan insan hevesli ve meraklıysa başarılı olur. Evet, yani evet. O kendi mesleğine layıkıyla yerine getirebilmesi için o hevesin olması lazım. Yani hevesiniz olmazsa hiçbir iş yapamazsınız. Yani tarihçiyseniz de böyle olur. Mühendisseniz de böyle olur. Bir şeyi merak edeceksiniz, çözmeye çalışacaksınız. Fatih de meraklı. Hristiyanları çağırıyor, Hristiyanlığı anlamaya çalışıyor. Ondan sonra Rumlardan, İtalyanlardan kendi tarihlerini öğreniyor. Lombard ve kaynamelerine kadar okumuş. Yani burada geçmişi öğreniyor. Ve önüne bir hedef koyuyor. Diyor ki ben Sezar'ı geçeceğim diyor. Yani Sezar, Anibal'ı ve diyor İskender'i geçeceğim. Daha büyük bir hükümdar olacağım diyor. Yani kendine tarihteki koyduğu hedef o. Sizce geçti mi hocam? Yani tabii geçti. Yani Fatih dünya tarihinin en büyük liderlerinden birisidir. Türk tarihinin en büyük liderlerinden birisidir. En başta bugün içinde oturduğumuz şehir Fatih'in emanetidir. Yani büyük bir hükümdardır. 10 milyon kilometre karelik büyük ve kalıcı bir imparatorluğun temelini atmıştı. Bakın İskender çok büyük bir hükümdar. Evet. Ama İskender imparatorluğu o kadar devam etmemiştir. Fatih fütuhatıyla değil, kurduğu temellerle bu imparatorluğun 400 yıl daha devam etmesini sağlamıştır. Yani bu imparatorluğun bu coğrafyada
bir büyük imparatorluğun bu kadar uzun süre devam etmesi kolay bir şey değil. Bakın, bugün çevremize bakın, Orta Doğu'ya bakın, Kafkaslara bakın, Balkanlara bakın. Bu kadar büyük bir kargaşanın, bu kadar büyük bir milletler topluluğunun, bu kadar büyük mezhep ve dinin olduğu bir yerde yönetmek kolay bir şey değil. Çok sağlam bir idari yapı kurmanız lazım. Bunun kurulmasında da en önemli yapı Fatih'indir. Yani imparatorluğun parçalanmasının önüne geçecek sistemi kurmuştur. Ona göre bir yönetim felsefesi oluşturmuştur. Bizim klasik dediğimiz imparatorluğun temel altyapısını sağlamıştır ve dünyanın da en büyük hükümdarlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. İyi bir askerdir, iyi bir devlet adamıdır, iyi bir kanun koyucudur. Yani her yönüyle komple bir devlet adamıdır. Yani şöyle düşünün, oturuyor, felsefecilerle felsefe tartışıyor. Rum Patri'nin çağırıyor, Hristiyanlık tartışıyor. Yani kendi döneminde Gazali ile İbn-i Rüşd'ün eskiden felsefe üzerine tehavüt tartışmasını tekrar canlandırıyor. Hocazade ile Ali Tusi'yi çağırıyor ve bunlar diyor ki siz birisini, sen birisini, birisini tartışın. Huzurumda tartışmalar yapın diyor. Yani böyle meraklı bir insan. O tartışmalara vesairelere mesela ilginçtir. Bir gün İtalyan bir Benetton Dei diye bir adam geliyor. Diyor ki İtalya tabii o dönemde parçalanmış durumda. Şehir devletleri var. Venedik, Milano, Napoli, Ceneviz, Roma, birçok Vatikan yani Roma'dan. Şehir devleti var. Kağıt üzerinde bunların her biri bir dev. Bir araya gelseler dünyanın en büyük gücü olurlar. Diyor ki işte biz bir araya gelebilsek dünyanın en büyük devleti olabiliriz. İtalyan diyor, Floransalı diyor. Zamanında diyor dünyanın en büyük devleti sizdeydi, Roma İmparatorluğu diyor. Ama diyor bir daha diyor bu sizdeki siyasi teşekküllerin bir araya gelmesi çok zor. Yani o bir araya gelip tek bir İtalya oluşturmanız mümkün değil. Tabii İtalya kavramı yok o dönemde ama yani bir araya gelmesi mümkün değil. Ve Fatih'in dediği doğru çıkıyor. Avrupa'da en son milli birliğini oluşturan devlet İtalyanlardır. Yani çok geç oluşturmuşlardır. Çünkü her biri ayrı ayrı büyük bir siyasi güç olduğu için ancak 19. yüzyılda Garibaldi ile bu siyasi birliği kurmuşlardır. Yani o analizi rahatlıkla yapabiliyor. Mesela İtalya seferine çıktığı zaman bir devletin üzerine giderken oradaki başka bir devletle ittifak yaparak gidiyor. Çünkü aralarında o kadar büyük bir anlaşmazlık var ki. Yani Müslüman birisini bir Hristiyan devlete tercih edebiliyorlar. Hocam burada çok benim çok kişisel olarak çok merak ettiğim bir şey var. Eğer Fatih Roma'yı fethedebilseydi, hani hep deriz mesela eğerle meğerle keşkeyle tarihi analiz yapılmaz ama ne farklı olurdu bugün? Hep mesela onu çok merak etmişimdir kendi araştırmam. Oradan o kapılardan dönülmeseydi. Yani, tabii onu bilmiyoruz. Yani dediğimiz gibi bunlar hep olmayanı tahmin etmek tarihçilerin işi değil. Evet. Yani o orada tabii bir de şöyle şunu da söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde 49 yaşında, 50 yaşında yani şimdi bize hep genç gibi ölmüş çok geliyor. Genç, evet. Aslında genç değil. Yani günümüze göre bakıyoruz. Şimdi günümüzde artık 50 yaş bile genç sayılıyor ki insan ömrü uzadı. 75-80'e gitti ülkemizde. Fatih döneminde ortalama insan yaşı 25-30 arasında. Yani o dönemde Fatih Sultan Mehmet padişah olduğu için daha iyi bakılıyor. Doktor, hekim gözetimi var. Yani yiyecekleri daha iyi. Tabii, 90 yani, yaşında vefat etmiş durumunda. Normalde Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Sultan Mehmet aslında normal bir ömrünün çok üzerinde yaşamıştır. Yani 50 yaş çok o dönem için büyük bir yaştır. Yani daha fazla yaşayanlar var mı? Var ama çoğu da çok ufak yaşta ölen insanlar var. Ama dediğimiz gibi normalde 18. yüzyıla kadar ölüm yaş 30 yaşın şeydedir. 18. yüzyılda hijyenin artması, sanayi toplumu, sağlık sistemlerinin değişmesiyle birlikte ömür uzamaya başlamıştır. 28'lerden 34'lere çıkmıştır. Daha sonra 19. yüzyılda 34'lerden 40'ların üzerine çıkmıştır. Ama Fatih döneminde dediğimiz gibi Fatih, çünkü diğer padişahlara da bakarsanız Kanuni gibi 72 yaşına kadar yaşayan çok istisnadır ama yani çoğu çok erken yaşlarda vefat etmişlerdir. İşte yani 30 yaşını tamamlamadan vefat eden 1. Ahmet gibi birçok padişah da vardır. Tabii onu bilemiyoruz dediğimiz gibi ne olur ama buradaki problem şu, Avrupa Osmanlı'nın nefesini ensesinde hissediyor. Orada Fatih tabii fütuhatın dışında da sağlam bir yapı kurmuş. Bana göre önemli olan o. Yani çünkü devlet dağılmıyor. Daha sonra Sultan İbrahim gibi düşünün. Akli melekeleri çok yerinde olmayan, aslında deli değil ama çok da yerinde değil akli melekeleri. Veya 1. Mustafa gibi. Padişahların olduğu dönemde bile devlet devam edebiliyor. Çünkü yapı sağlam.
Yani bu yapı sağlam olduğu için o yapı devleti devam ettirmiştir. Tabii burada Fatih ömrünün sonunda bir Rodos'a bir de İtalya'ya iki büyük sefere kalkışıyor. Otranto alınıyor, İtalya'da Köprübaşı alınıyor ve son sefere sırasında Mayıs'ta, yani bizim burada bulunduğumuz yerlere yakın bir yerde, Hünkar Çayırı'nda vefat ediyor ve bir devir kapanıyor. Tabii oradan, ondan sonra dediğimiz gibi o kurduğu yapı kuvvetli olduğu için devlet büyüyerek devam etmiştir. Yani Fatih'ten sonra da devlet zayıflamadı. İkinci Beyazıt döneminde bir oturma dönemine girdi, bir binanın temelinin oturması gibi. Yavuz döneminde daha muhteşem fetihlere gidebildi ve imparatorluk kendisini devam ettirdi. Ama bir daha mesela İtalya'ya büyük bir sefer yapamadılar. Bir kanunun denemesi vardır, onun dışında yapılmadı. Evet, şimdi ben fetihe girmek istiyorum. Tabii hocasıyla eğitimden geldik buraya. Hocası Akşemseddin'le ilişkisini de soracağım ama fetih başlığı altında biraz konuşuruz. Hatta yine bir rivayet var. Babası da biliyorsunuz 2. Murat da çok fazla İstanbul'u fethetmeye çalışıyor. Ancak onun hocası evet Hacı Bayramı Veli hani bize nasip olmayacak gibi bir rivayet var. Bu ne kadar doğruydu? Ya o bir rivayet tabii. Yani işte burada bizim Köse'yle diyor, Beşik'teki çocuğu gösteriyor, senin oğlana kalacak diyor. Öyle bir rivayet anlatılır. Tabii orada dediğimiz gibi 2. Murad'ın 1422'deki kuşatması kardeşinin isyanı üzerine yarım kalmıştı. Yani çünkü dediğimiz gibi mesela kardeş katlinin de real politik açısından ne ifade ettiğini orada görüyorsunuz. Mesela İstanbul'u kuşatıyorsunuz, kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu. Tabii... 2. Murad'ın Varna ve 2. Kosova Savaşları'ndaki galibiyetleri İstanbul'un kilidini açan asıl şeylerdir. Çünkü niye? Kuşatmadaki en büyük problem, kuşatma uzadığı zaman batıdan yardım geliyor. Ne geliyor? Yıldırım Beyazıt İstanbul'u almak üzere. Fakat Nibolu seferi olduğu için aç seferi alamıyor. Evet. Şimdi aynısı 2. Murad dinamik olarak şeyleri kırdığı için yani o desteği kırdığı için Fatih kuşatma uzamasına rağmen fethi gerçekleştirebilmişti. Tabi Akşemseddin'in şöyle büyük bir rolü var. Akşemseddin sonuna kadar padişahın arkasında kalmış, durmuştur ve manevi olarak moral motivasyonunu ayakta tutmuştur. Şöyle düşünün, zaman zaman başarısız olduğunuz anlar var. Mesela o Nisan'daki deniz kuşatması Zeytinburnu'nda mağlup olunuyor. Orada kitapta da ben verdim. Büyük bir şey oluyor. Büyük bir moral bozukluğu oluyor. İşte Akşemseddin'in Fatih'e bir mektubu var. Fatih diyor ki, sen hükmünü yürütmekten aciz misin diyor, sorguluyor. İçindeki münafıkları diyor cezalandır, fetih sana işaret olunmuştur, sonuna kadar mücadele et diyor. Biz İstanbul'un fethinde şunu görüyoruz, bir liderdeki en önemli özellik, iradesini sürdürme kararlılığı. Liderler iradesini sürdürme kararlılığını gösterirlerse en zor şekilde dönemlerde bile başarılı olurlar. Fatih bunu başarmıştır. Çünkü tereddüt eden kaybeder, bakın tarih boyunca budur. Yani bir lider iradesini sürdürme kararlılığını sürdürebilirse, engellerle karşılaştığında da bundan vazgeçmediği takdirde başarılı olur. Fatih bunun en iyi örneğidir. O İstanbul'un kuşatmasında, o 53 günlük kuşatmada çok zor durumlara düşülmüştür. Fakat hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Yani orada çünkü büyük bir zaferi riske girmeden başaramazsınız. Yani çok imparatorluk zor durumlara da düşebilirdi ama başardı ve çok büyük bir yere gitti. Büyük bir fütuhat gerçekleşti. Ardından büyük bir moral motivasyon oldu. Düşmanlarınız da o moral motivasyon tam tersine düştü. Büyük bir zafiyet oldu ve Fatih ne yaptı? Ondan sonra durdurulamayan bir güç haline geldi. Bir kere psikolojik olarak üstünlüğünüz geliyor. Yani bir trenin raya girmesi gibi oluyor. Yani o açıdan da İstanbul'un fethinde dediğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet bunu başarmıştır. Peki hocam, Fatih'i özel kılan neydi İstanbul'u ona fethettiren? Siz kitapta da yani böyle burada dediğimiz gibi en önemli şeylerden birisi bir iradesi. Hedef koyuyor ve hedeften vazgeçmiyor. Yani şöyle anlatırlar, bir lider karşısına bir engel olduğu zaman o engeli gerektiğinde kafasıyla kırıp geçen kişidir. Yani kimisi gider bir zorlar, iki zorlar vazgeçir. Ama gerçek bir lider o duvarı yıkar, kırar ve geçer. Fatih'te de bu var. Şimdi burada kendisi o hedefi koymuş, gerçekleştirmeyi ve o hedefi gerçekleştirmiş ki dediğimiz gibi o iki aylık yaklaşık kuşatma da çok zor durumlara düşüyor. Yani bir 10 gün daha uzasa zaten Haçlı gemileri Ege'de. Yani Venedik komutasındaki Haçlı gemileri Ege'de ve geliyorlar. Yani böyle bir riske de girebiliyorsunuz.
Tabii İstanbul fethi çok zor oldu. Biz birçok şehit verdik. O sulları geçmek kolay bir şey değil. Yani siz topla sulları yıkıyorsunuz ama karşıda da iyi direndiler. Yani Bizans özellikle Latinlerden aldığı destekle birlikte Justinianle büyük bir direniş sergiledi. Tabi o sulları geçerken dediğimiz gibi birkaç defa hücum yapıldı. O hücumlar püskürtüldü, çok kayıp verildi, çok şehit verildi. En son 29 Mayıs'taki hücumda zafer nasip oldu ve İstanbul Türklerin oldu. Evet. Önceki hazırlıklar da çok mühim ama değil mi? Mesela Hisar'ın inşası. Ya şöyle tabii şimdi kullandığı liderliğin teknolojik özelliklerinden birisi de şudur. Hazırlık yapacaksın ve plan yapacaksın. Yani bir plan yapıyor. Şimdi Fatih 1444'teki Varna'dan itibaren İstanbul'un fethini planlıyor kafasında. Bir, asıllardan beri bu insanlar bu sulları geçemediler. Niye geçemediler? Yani neyle geçmemiz lazım? Hı hı. Mesela top, biz icat etmedik topu. Fakat topu kuşatma aleti olarak harp sahasına sokan kişi Fatih'tir. Yani bir topu kuşatma silahı haline getiren kişi Fatih'tir. Top 100 yıl savaşlarından itibaren var ama büyük etkili bir kuşatma silahı değil. Burada ne yapıyor? Topu o zaman fark ediyor. Diyor ki biz bu silahı sulları geçmekte kullanabiliriz. Ve geliştiriyor. Topu alıyor, geliştiriyor. Mesela Macar Urban'ı duyuyor. Onun Urban'ın farkına varıyor, çağırıyor, kullanıyor. Mesela Sırbistan'dan madencileri getiriyor. Sırplar çünkü iyi madenciler, tünel kazıyorlar ve suların altından mesela Büyük Burç, Edirne Kapı Topkapı arasındaki Büyük Burç yıkılıyor ve orada bir gedik açılıyor. Yani bu şekilde değişik, mesela Alman silah ustaları var, alıyor onları kullanıyor. Yani değişik milletlerin uzman kişilerini alıyor, kullanıyor. Daha sonraki dönemlerde de böyle birçok şey vardır. Ve bu şekilde bir hazırlık yapıyor. Rumeli Hisarı'nı yapıyor mesela boğazı kontrol etmek için. Bunun yanı sıra ne yapıyor? İşte efendim gemi sayısını artırıyor. Gemileri karadan yürütmek için önceden bir hazırlık yapıyor. Değişik milletlerden askerler topluyor. Mesela İstanbul'u biz fethederken yanımızda bizim birçok Hristiyan milletten insanlar vardı. Rumlardan, Almanlara kadar farklı milletlerden. Bunlara çağrı da yapmış. İstanbul'un fethinde başarılı olursak size şu kadar ganimet verilecek vesaire diye. Onu da sağlamış. Ve bu sayede o planın, programın sonucunda başarılı olmuştur zaten. Yani bir anda piyasaya çıkıp İstanbul kuşatmaya karar vermiyor. Kuşatma kitapları okuyor. Yani bu şehir nasıl düşecek? Niye babam alamadı? Niye dedem alamadı? Niye ondan önceki Müslüman komutanlar alamadı? Niye farklı milletler alamadı? İki bir şey cesaretle görüyor. Tabii onun için bir, batıdan bir ittifakın üzerine gelmemesi lazım. İki, sulları bir an önce geçmesi lazım. Yani orada da dediğimiz gibi toplar ve lağımlar çok şeye yaramıştır. Ve vazgeçmemesi lazım. Şimdi kuşatmalar hiç 2 ay 3 ay böyle sürmüyor. Kısa bir süre sonra kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Bir düşman ordusu geliyor vesaire geliyor. Ki Bizans da bunun farkında olduğu için Katolik Kilisesi'yle birleşiyor ve İstanbul'da Ayasofya'da Katolik tarzı üzerine ayin icra ediliyor. Ve ondan sonra İstanbul'daki Rumlar Ayasofya'ya gitmemişlerdir. Yani çünkü kendi mezheplerine göre ibadet edemiyorlar. Meşhur Bizans Başbakanı Notaras'ın bir lafı var. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman sarığı evladır diyor. Evet. Yani çünkü o da önemli bir laftır. O da bir avantajdır. Çünkü Türkler İstanbul'dan önce fethettiği yerlerde Ortodokslara istedikleri gibi ibadet etme özgürlüğünü sağlamışlardır. Mesela biz günümüzde bu bize basit bir şey gibi geliyor ama şöyle düşünelim. 150 yıl önce farklı milletten insanlar yaşamıyordu Viyana'da, Madrid'de vesairede. Ama bu topraklarda her milletten insan, her mezhepten insan ibadetlerini istediği gibi yapabiliyordu. Bu özgürlüğü Osmanlılar sağlamıştı. Mesela İstanbul'un fethinde karşımıza çıkan bu. Şimdi hocam çok fazla detaylar var ama ben böyle biraz sona gidip tekrar gelmek istiyorum. Fetihten sonra mesela çağ açıp çağ kapatan lider olarak da görüyoruz Fatih Sultan Mehmet'i ama Batılılar sanki hani bazı kaynaklarda bunu böyle görmediklerini de belirtiyorlar. Hatta fetih tek başına bir etki yaratmaz çağ açıp çağ kapatmak diye de deniliyor. Ne dersiniz? Objektif mi bu yorum? Batı dünyasındaki bu karşılığını aslında çok merak ediyorum bu yorumlarla. Batı'da İstanbul'un fethini Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçişteki dönüm noktalarından birisi olarak görüyorlar. Bir tanesi İstanbul'un fethi, bir tanesi matbaa, bir tanesi Amerika'nın keşfi. Bunlar Yeni Çağ'ın başlangıç tarihi olarak görülüyor. Tabii bunu kabul edenler, etmeyenler var. Fakat burada önemli olan şey şu.
bir kere bizim tarihimizde bir çağ açıp çağ kapatmıştır. Yani Türk tarihi farklı bir varyanta, farklı bir artık boyuta girmiştir. Yani İstanbul'un fethinden sonra artık çok farklı bir yere girip dünya cihan imparatorluğu olma yolunda önemli bir rol açılmıştır Fatih Sultan Mehmet'le birlikte. İki, bütün dünyadaki gidişatı değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Bütün savaş sistemlerini değiştiriyor. Fatih Sultan Mehmet'in artık kale sistemi değişiyor, kuşatma değişiyor vesaire değişiyor. Ve dünyanın gidişatına büyük bir darbe etki yapmıştır. Yani toplumsal hayat vesaire değişmiştir. Ama dediğimiz gibi Batı'da bu %100 kabul edilen bir şey değildir. Kimisi İstanbul'un fethini kabul eder, kimisi matbaayı, kimisi Kolomb'un Amerika'yı keşfini kabul eder. Ama bizim tarihimizde bu %100 bir çağ açılıp bir çağ kapanmıştır. Bayrak tabii fethin önemli simgelerinden bir tanesi bayrak dikilmesi. İlk bayrağı surlara Ulubatlı Hasan dikti derler ama aslında bu da tartışmalıdır. Bununla ilgili de hani doğru bilinen tabii yanlışlar var mıdır? Şöyle, 29 Mayıs'ta sabahleyin hücum başlıyor. Edirne Kapı, Topkapı arasında bir yerde bayrak surlara dikiliyor. Şimdi burada uzun süre Ulubatlı Hasan'ın kimliği ön planda oldu. Fakat daha sonra yaptığımız araştırmada şu çıktı. Ulubatlı Hasan 16. yüzyıldaki kaynaklarda ilk defa ortaya çıkan bir isim. Ondan önce yok. Dönemin çağdaş kaynaklarında Balaban Bey diye birisinin ilk bayrağı diken kişi olduğu anlatılır. Hatta daha sonraki Balkan fethileri sırasında bile mesela Arnavut'ta bir seferde işte İstanbul'a ilk bayrağı diken Balaban Bey geldi diye rivayet edilir. Mesela o dönemin çağdaş kaynaklarında ilk bayrağı diken kişinin Balaban Bey isimli bir komutan olduğunu biliyoruz. Evet, hocam şimdi tabii fethiyle ilgili konuşulan şeyler de var. Bunları da böyle biraz hızlı hızlı sormak istiyorum artık sonlara da yaklaşırken. Mesela yağmalama meselesi. Fethihten sonra İstanbul yağmalandı mı? Yağmalama o dönem için bir barbarlık olarak niteleniyor muydu? Tabii bunu da açmak lazım ekstra tanım olarak. O, şöyle diyelim, o bir yağma terimiyle izah edilir. O dönemde uygulanan hukuk anlayışında şu var. Bir, bölge zorla alındığı zaman o bölgedeki şehirdeki mallar ganimet olarak kabul ediliyor ve fethi gerçekleştiren gaziler arasında paylaşılıyor. O dönemdeki hukuk anlayışta bu var. Ama şehir kendi teslim olursa böyle bir şey yapılmıyor. Yani ganimet olarak alınmıyor. O dönemin hukuki anlayışı budur. Uygulanan hukuk da budur. Ve dediğimiz gibi bu savaşarak alınmayla, amveten alınmayla alakalı bir husustur. Yani zorla alınmadığı takdirde bu şekilde şehirdeki malların ganimet olarak algılanması söz konusu değildir. Zaten Fatih, şehir 3 gündür bu normalde. 3 gün şehirdeki her şey ganimet olarak alınır. Bu şehrin fazla harap olmaması için birinci günde bunu durdurmuştur. Ama bir hani yağmalama var denilebilir. O dediğimiz gibi farklı bir tanım. O dönemin hukuki anlayışı budur. Zorla aldığınız takdirde oradaki mallar fethedilen gazilerin hakkı olarak kabul edilir. Bir de şey derler hocam, hani yağma görmek isteyen 1204 Latin istilasına baksın derler. Tabii o daha farklı bir şey. O şöyle düşünün. Şöyle bir örnek verelim. 1204'te Avrupalılar Haçlı Seferi'ne çıktılar. Amaç Müslümanları Kudüs'ten atmak. Fakat İstanbul'u gelip İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul'u işgal edince tabii ne oldu? 1261'e kadar burada bir Latin Krallığı kuruldu. Katolikler hakim oldu. Ve bu dönemde Ayasofya'yı perişan ettiler. Ayasofya'nın içine Katılları soktular. Evet. Dansöz oynattılar. Yapılmadık şeyler kalmadı. 1453'te 29 Mayıs günü İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet öğleden sonra şehre giriyor. Atıyla, beyaz atıyla yürüyor. Orada Ayasofya'ya giriyor. Ayasofya'ya sığınmış olan halkın evlerine güven içinde gitmelerini istiyor. Orada bir Yeniçeri'nin Ayasofya'daki bir mermeri sökmeye çalıştığını görünce ona kızıyor, bağırıp çağırıyor. Bu diyor, kamu malıdır diyor. Buna sen dokunamazsın, bu ganimet değildir. Ve Yeniçeri'yi oradan kovuyor. Yani oradaki askeri oradan kovuyor, Yeniçeri değil de. İşte bu İki anlayış, yani orada dediğimiz gibi ve Ayasofya'ya tabii çok merak etmiş. Kubbesine çıkıp bir şehri seyretmiş. Yani oradan tabii şehir harap bir şekilde savaşarak alındığı için Fatih'in en önemli icraatlarından biri de İstanbul'u tekrar imar edip imparatorluğuna yakışan bir başkent haline getirmiştir. Evet. Ve bunu hızlı bir şekilde de yaptı. Yani çünkü kolay bir şey değil. Siz 1204 Latin istilasından itibaren harap olmuş bir şehir var. Bu şehri ne yapıyor? Bu şehri imar ediyor. İnsan getiriyor, yerleştiriyor. Yalnızca Müslümanları getirmiyor. Yahudileri getiriyor, Hristiyanları getiriyor.
zanaat erbabını getiriyor. Bugün İstanbul'un en önemli semtleri hep Fatih dönemindeki devlet adamlarının ismidir. Yani evet, Mahmut Paşa'sından evet, tutun Nişancı'ya kadar. Çünkü o ve birçok yerde o ismi de onun eserlerini görürsünüz. Bir cami ve külli etrafında gelişen. Ben Eyüp Sultanlıyım doğma büyüme her yer öyle. Evet. Yani Eyüp Sultan tabii ayrı bir manevi evet, havası olan şey. Yani bu Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra Müslümanların en kutsal mekanlarından birisi olan yer. İnsanların orayı ayrı bir manevi havası olan bir yer olarak algılıyorlar. Bunlar hep işte dediğimiz gibi o dönemde Fatih ve devlet adamlarının yaptığı bir şey üzerine kuruluyor. Yani eser o külliyenin çevresinde bir medeniyet inşa ediliyor. Şimdi izleyenlerden sorular da gelmiş hı-hı, Twitter üzerinden. Onları da bana arkadaşlar iletti. Onları da yönelteceğim ama iki tane sorum var hocam. Bunları da sorayım tamamlamadan, bu sorulara geçmeden. Bir, Papa'ya Müslümanlık teklifinde bulunmuş mudur Fatih? Ve tabii Papa demişken bir de Doğu Roma'ya oraya bir arkadaşını gönderdiğinden falan bahsedilir Papa olsun diye gizliden. Hiç Fatih'in casusu olan bir Papa olmuş mudur? Ya da böyle bir teşebbüs var onu mıdır? Onu ben duymadım. Yani öyle bir şey bilgim yok. Yani bir Papa var popüler mı yok mu? Popüler kültürün galiba var, iddialarından bir tanesi. Her yerde devletin adamları var. Yani orada kullandığı insanlar var. İtalya'da da olsun, değişik ülkelerde. Bunun Türk olmasına da gerek yok. Çeşitli menfaatler karşılığında elde edilmiş insanlar var. Yani bunun içinde prensler de var, farklı insanlar da var. Böyle bir şey var. İkinci Pius, bakın aslında bu da bir aziyet gösteriyor, Papa. Tabi İstanbul'un fethinden sonra şöyle diyelim, İstanbul'un fethinden sonra Papa İstanbul'u yeniden almak için bir Haçlı ittifakı kurmak istiyor. Fakat bir bakıyorlar İstanbul almadığı gibi Bosna gitmiş, Sırbistan gitmiş, Arnavutluk gitmiş ve Türkler İtalya'ya gelmişler. Bunun üzerine Papa'nın 1461'de galiba 2. Pius'un meşhur bir şeyi var. Diyor ki Papa'ya, Fatih'e bir mektup yazıyor. Tabii bu mektup gönderildi mi göndermedi mi bilinmiyor. O dönemde basılmış. Fatih'e bir mektup yazdığı, ya bu kadar mücadele etmene gerek yok. İki damla suyla bütün dünyanın hükümdarı olman mümkün. Yani vaftiz oldu. Vaftiz oldu. Şeklinde bir iddiası yapılır. Hatta bir değişik kaynaklarda da şöyle bir şey vardır. Fatih'in ona bir mektup gönderdiği, sen de gel sünnet ol, seni Şeyhülislam yapayım. Senin için de çok kolay. Dediği bir şey, bir rivayet böyle bir şeyler var. Tabii o dönemde en büyük şeylerden birisi şu, Fatih çok ufuklu bir adam. Evet. Kendisini Truvallara bağlayan efsaneler var. Truvallara bağlayan efsaneleri kullanıyor. Bu ne demek? Truvallar dan kaçanlar aynı zamanda Roma'yı kuranlardır. Ne demek, eğer Türkler Truvalıların torunlarıysa, ki böyle bir şey yok ama yok, İstanbul'un fethi meşru hale geliyor. Yani biz dedemizin mirasını devraldık diye. Mesela papalardan çok itiraz edenler olmuştur. Türkler Truvalıların devamı değildir. Türkleri siz meşru çünkü hale getirdiniz. Çünkü biliyorlar iddianın tabii, nereye gideceğini. Yani Fatih onu çok iyi kullanmıştır. Rönesans yazarlar içinde de bu çok yaygın bir görüştür. Yani Türkler Truvalların devamıdır diye. Yani böylece bir nevi mirasçı oluyorsunuz. Yani Bizans'ın, Roma'nın mirasçısı oluyorsunuz. Psikolojik etkisi de oluyor. Yani dediğimiz gibi sadece fütuhat-ı kılıçta yapmazsanız bu psikolojik etki var, hukuk etki var, meşru şeyi var. Yani bunları kullanıyorsunuz. Atilla'nın o Roma İmparatorluğu'nun kız kardeşiyle nişanlanma hikayesinde olduğu gibi. Evet, siyasi strateji olarak kullandıkları hamleler aslında. Son sorum benim, sorulara geçeceğim. O Bellini'nin meşhur portresi hocam, Fatih mi değil mi? Şimdi tabii şöyle, Fatih 1479'da Bellini'yi 79-80'de getirtiyor buraya. Anlaşma yapıldıktan sonra Venedik'te 79'da. Ve birçok resim yaptırıyor. Fatih'in ölümünden sonra bu resimler satılmış. Bir kısmı saraya yaptırdığı resimler muhtemelen kapatıldı. Bunlardan en meşhur Londra'daki meşhur taçlı şey. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediyesi de bir tane resmi aldı. Fakat burada bu resim Bellini'ye atfedilen resimlerden birisi. Bellini'nin mi, Bellini ekolünün mü bunu bilmiyoruz. Yani o resim kime ait o bilinmiyor. Hatta karşısındaki şehzade Cem falan dediler. Bu da doğru değil. Yani kim olduğu belli değil. Karşısında bir genç var. Bu saradaki gençlerden biri de olabilir. Şehzadelerden, ama şehzadelerden birinin olma imkanı yok. Çünkü Cem o sırada Konya'da Sancakbey'i. Mustafa ölmüş, Şehzade Mustafa II. Beyazıt da Amasya'da. Yani onu bilmiyoruz kim olduğunu. Ressam hayali bir şey de yapmış olabilir ama dediğimiz gibi bu resim
Şu anda İstanbul'a gelen resim belliğine kolinden bir resim ama kime ait olduğu belli değil. Tam net bilgimiz yok. Gelelim sorulara hocam. Emine Duman sormuş. Fatih'in gemileri karadan yürüttüğüne inanmayanlar var. Bu konudan da bahseder misiniz? Şimdi şöyle tabii. Nasıl bir yürütmek İstanbul'un hocam o? İstanbul'un fethinde dediğimiz gibi Haliç'teki zinciri biz geçemiyoruz. Yani Haliç'teki zinciri geçemeyince gemiler karadan yürütülüyor. Şimdi buradaki problem şu. Bir görüş denizdeki donanmanın karadan çekilerek yürütüldüğünü söylüyor. Bir görüş de Ok Meydanı civarında gemiler inşa edilip oradan karadan indirildiğini söylüyor. Bir karadan yürütme var. Ama bu dediğimiz gibi Ok Meydanı civarında inşa edilen gemiler mi? Yoksa Beşiktaş'ta bulunan gemilerin farklı yerlerden çekilerek indirilmesi mi? Ama her halükarda şu var, büyük bir hazırlık var. Benim kanaatim gemilerin, özellikle bunlar küçük gemiler, Ok Meydanı civarında hazırlandıktan sonra karadan yürütülerek inmesi. Bir başka soru Hatice Turan Hanım'dan gelmiş. 2. Mehmet'in babası 2. Murat'a gönderdiği rivayet edilen mektubun tarihsel gerçekliği nedir? İlk kez hangi kaynaklarda bahsedilmiştir? Evet, şeyi söylüyor bu. Gel sen padişahsan, evet, gel. Varna Savaşı, Varna Savaşı sırasında 2. Murat'ın tahta çıkarmak için işte eğer ben hükümdarsam emrediyorum gel, eğer sen hükümdarsan gel ordunun başına geç diye böyle bir mektup yazdı, rivayet edildi. Ama bu daha sonra 17. yüzyıldaki Müneccinbaşı tarihinde karşımıza çıkıyor. Yani dönemin kaynaklarında böyle bir şey yok. Hatta şöyle bir durum var. Fatih babasının gelmesini istemiyor. Bizim dönemin kaynaklarından anladığımız bu. Çünkü geldiği zaman tabii bunu kendi iradesiyle mi yapıyor? Lalaları mı söylüyor? Evet. Onu bilmiyoruz. Kendi ama geldi, babasının geldiği takdirde belki etkisi olur mu? Babası geldiği takdirde kendi hükümdarlığının gölgeye düşeceğini biliyor ve öyle oluyor. Yani dediğimiz gibi o sonraki dönemin kaynaklarında yaklaşık 1450, 1650, 200 yıl sonraki kaynaklara da çıkmaya başlamış. Ama mantıken bakıldığında da böyle bir mektup yazmamış olması lazım Fatih'in, değil mi hocam? Tabii şöyle gidişata baktığımızda. Çünkü babası Edirne'ye geldiği zaman bile sen diyor ordunun başında diyor, ben gideyim diyor, sen Edirne'de dur diyor. Yani tabii burada dediğimiz gibi 14 yaşındaki bir insanın bunu yapması zor. Lala'nın tesiri var, Zanus Paşa'nın vesairenin çok büyük bir rolü var. Onların yönlendirmesiyle hareket ediyor. Şimdi bir soru daha ileteceğim. Furkan Turan sormuş. Fetih'ten sonra Hristiyan ve Yahudilerin durumu hakkında bilgi verir misiniz? Fetih'ten sonra? Hristiyan ve Yahudilerin durumları hakkında İstanbul'da yaşayanlar soruyorlar İstanbul herhalde. İstanbul fethedildiği zaman tabii Fatih Sultan Mehmet burada şehirde yaşayan Hristiyan ve Yahudilere dokunmamıştır. Bunların kendi hayat tarzlarını devam ettirmesine müsaade etmiştir. Hatta işin ilginç tarafı şudur. Patrik Genetius'u getiriyor, Patrikhanenin başına geçiriyor. Çünkü İstanbul'da Ortodoksluk bitmiş. Biz almasak İstanbul'u, İstanbul Katolik oldu artık. Yani Ortodoksluğu yaşatıyor, Ortodoksluğun hamisi oluyor. Ve daha sonra da dünyanın her tarafından Yahudiler İstanbul'a gelmeye teşvik etmiştir. Çünkü Yahudiler büyük ticaret networklerine sahip olduğu için ülkenin zenginleşmesini bu yolla, ticareti bu yolla kullanabileceğini biliyor. Ve hatta o döneminde Kapseller'in şöyle bir sözü var. Dünyanın neresinde diyor dışlanmış ve kovulmuş bir Yahudi varsa diyor Türklerin imparatorluğuna geliyor diyor. Yani çünkü İspanya'da istedikleri gibi yaşayamıyorlar hayatlarını, istedikleri elbiseleri giyemiyorlar. Buraya geliyor. Yani burada Fatih babasının, dedesinin, ondan önce Selçukların, Selçuklulardan önce Abbasi ve Emeviler döneminde olduğu gibi farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların hayatlarını zımmi hukuku statüsünde devam ettirmesine izin vermiştir. Son bir soru hocam. 2. Murat'ın veraset sistemini düzenlemesiyle amcası Mustafa Çelebi'nin isyanı arasında bir bağlantı var mıdır? 2. Murat'ın bir veraset sistemi yok. Yani öyle bir düzen, Fatih düzenli bir veraset sistemini. Anlamadım. Amcasının Düzmece Mustafa tabii Bizans'ın elinde bir kozken 2. Murat'a karşı kullanılmıştır. Yani aslında burada tahta fazla şehzadenin olmasının ne kadar dezavantaj olduğunu orada görüyoruz. Pekala hocam, unuttuğumuz bir şey var mı? Mutlaka bunu vurgulamamız lazımdı. Cansu sormadın dediğim bir şey var mı? Yani toparlayacak olursak burada neler söylersiniz? Şu, tabii Fatih büyük bir hükümdar. Türk tarihinin en büyük isimlerinden birisi. Komple bir devlet adamı. Yani biz sadece İstanbul'un fethine takılıp kalmayacağız. İstanbul'un fethi çok büyük bir fethi ama ne var aynı zamanda? Büyük bir devlet teşkilatçısı. Büyük bir düşünür. Yani kendi döneminde eğitim sistemini kurmuş, medrese sistemini kurmuş ve geliştirmiş. Komple bir devlet adamı. Yani kendi çağının çok ötesinde bir hükümdar. Fatih'in o büyük vizyonu
bu bir cihan imparatorluğunun, o 10 milyon kilometrekarelik büyük imparatorluğun temellerinin atılmasıdır ve daha önce Nikola Yorga'dan Halil'ini alacağı kadar birçok büyük tarihçinin söylediği gibi imparatorluğun gerçek kurucusudur. Yani imparatorluğun kurucusu Osman Gazi'dir ama imparatorluğun bir imparatorluk olarak gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet. Kurumsal kurucusu. Tabii. Gerçek, yani büyük imparatorluğun, yani bölgesel bir güçten bir cihan devleti haline geliyorsunuz. Hı hı. Yani o yüzden son olarak öyle bitirelim. İmparatorluğun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'tir. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağlık, sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah. İnşallah şeref verdiniz programımıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim herkese çok teşekkür ediyoruz izleyenlere. Özellikle Pendik Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin başta olmak üzere bu programı hazırlayan, bu şartları bize sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii bizleri izlediğiniz için. Önümüzdeki ay bir başka kıymetli tarihçimizle başka bir konuyu, tarihsel bir konuyu ve tarihi kahramanlarımızdan, liderlerimizden birini gündeme alacağız. Şimdilik bu akşamlık hoşça kalın.